Selam arkadaşlar, bugün yine Kebap Şef'teyiz. Dükkanın ismini sonunda yaptım. Hep unutuyordum videoya başlamadan önce dükkanın ismini hazırlamayı, girmeyi. Bomboş tabelada duruyordu. Dükkanımızın ismini Rıfkı Kebap koydum abi. Rıfkı'nın ismini koydum. Rıfkı Kebap tabelamız gayet güzel oldu. Şimdi yorumlarda bir arkadaşımızın, takipçimizin güzel bir, mantıklı bir yorumunu gördüm. Şimdi diyor ki birden fazla menü ekleyeceğine, hani level atlayalım işte para kazanalım diyoruz ya, birden fazla menü ekleyip uğraşacağına bir sürü masa koy. Yani bu şekilde tekli masalardan bir sürü masa koy. Atıyorum sadece işte tavuk göğsü. Tavuk göğsü yap. Masalar dolsun, bir sürü müşteri gelsin. Herkes yesin, günde 8 müşteri yerine daha fazla müşteri gelebilsin. Gün çok hızlı bitiyor. Daha fazla müşteri gelebilsin demiş mesela. Çok mantıklı geldi. O yüzden bugün öyle yapacağız. Hemen öncelikle bir dükkanımızı açmadan şöyle çıramızı, kömürümüzü bir koyalım. Önce kömür sonra çıra koyacağız ama hep unutuyorum ben onu. Tamam. Şimdi tavuk göğsümüz 4 tane var. Biraz daha alalım bence. Sadece tavuk göğsü yapacağız çünkü. Bu arada menümüzü eklememiz lazım günlük. Sadece tavuk göğsünü ekleyeceğim. Izgara bifteği falan eklemeyeceğim. Diğerlerinin kilidini şimdilik açmayacağım. Amacımız para kazanmak, level atlamak ilk başta. Bugün bunu yapacağız. Normalde tek başıma yapayım diyordum. Hani video dışında yapayım diyordum. Bunu size de göstereyim. Daha sonraki bölümü olmadı. Ben kendim oynarım. Bayağı bir level atlarım. Ondan sonra beraber iş yaparız. Ha. Şimdi tavuk göğsü. Şöyle bir 5, 6, hadi 10 tane alayım abi. 10 tane tavuk göğsümüzü alalım. Bunları bir dolaba yerleştirelim. Üst üste koyabiliyoruz. Çok güzel. İnşallah bug'a girmez sonra tabi. Şöyle şöyle koyalım abi. Şimdi bu sefer unutmayalım, tavuk göğsü şey istemiyordu. Karabiber değil, pul biber. Acı biber istiyordu. Onu koyacağız, unutmayalım yaparken. Şimdi menümüzü de şöyle bir, dur neredeydi, ha. Menümüzü de şöyle bir sabitleyelim abi şuraya. Tavuk göğsü aldık, tuz, acı biber, kırmızı biber, yeşil biber, onlar var mıydı? Kırmızı biberimiz bir tane kalmış. Yeşil biberimiz de bir tane kalmış. Kırmızı biber, yeşil biber, patatesimiz. Patatesimiz de az kalmış. Patates de alalım. Hemen şuradan korkmaz. Korkmaz'a gidelim. Abi kırmızı biber. Bu tane mi veriyor acaba? Bir tane mi yani? Eğer öyleyse 10 tane yapalım bunu. Yeşil biber. 10 da bunu yapalım. Patates. Patates, ha. 10 tane de patates yapalım abi şöyle. Tamam. Hemen şöyle gidelim. Dükkanı açmadan anladığım kadarıyla saat başlamıyor. Dükkanı ne zaman aktif edersek o zaman saat başlıyor. Çünkü saat yazmıyor yukarıda. Şimdi hemen şunları da bir yerleştirelim abi. Ya üst üste oldu ama şöyle. Hoppa. Bir saniye. Biberleri dolaba koymazsak bozulur mu ki ya? Manavda dışarıda duruyor ama. Belli de olmaz şimdi, güvenemiyorum da. Koyabildiğimiz kadarını koyalım bari ya. En azından. Bu küçük dolap. Daha büyük dolaplar da var. İlerleyen bölümlerde onları da alacağız. Bir de 10 tane yeşil biberimiz var bizim. Ey maşallah. Bir de bunları yerleştireceğiz. Hadi yavrum, şurada bir boşluk buldum. Hah. Böyle dip dibe koyabilirsek. Yeşil biberler daha küçük. Onlar
Daha böyle dip dibe konabiliyor. Tamam, sadece patislerimiz kaldı. Onları da hemen şöyle koyalım. Tamamdır. Şimdi patatesleri dilimleyerek koyuyormuşuz. Kırmızı biber, yeşil biber. Bunlar közleniyor tabi. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Hemen önce ocağımızı yakıyoruz abi. Tavuk göğsü. Şurada kırmızı biberi alamıyorum. Neyse dur. Yeşil biber diyelim. Şöyle bir dursun. Vallahi o kırmızı biberi alamıyorum şu anda. Tamam. Şimdi bir de patatesimiz olacak. Şöyle patatesi de koyalım. Patatesimizi koyalım. Tavuk göğsünü aldık. 3 gram tuz. Şimdi 1, 2, 3. 3 gram acı biber. Bak, acı biber. Yanlış olmasın. 1, 2, 3. Şuradan tabağımızı da hemen alalım. Tavuk göğsünü attık abi. Biberi, yeşil biberi, kırmızı biberi, patatesi de attık. Bunlar çevrilmiyor ama bu çevriliyor. Hop, çevirdik. Patatesi doğrayarak koyacağız. Bu tamam. Bu da tamam. Bu tamam mı? Tamammış. Patates de tamam. Patatesi doğrayalım. Tamamdır abi. Bunu da koyduk. Hemen buraya servis. Güzel. Bak hiç yanma manma falan filan hiçbir şey yok. Çok iyi. Bir tane daha yapalım, ondan sonra dükkanımızı açalım. Sonra hazırlar hazırlar koyarız zaten. Hemen şuradan yeşil biber. Şu kırmızı bire ulaşamıyorum. Çok sinir etti beni. Hemen bir tane de patis. Evet abi, tuz 1, 2, 3. Acı biber 1, 2, 3. Hemen şöyle attık. Bunları da koyalım. Çok çabuk pişiyor tavuk göğsü. Aa oğlum, bunları koyduk da masa falan koymadık ya, neyse. Pişti mi la bu? Pişti. Patatesi doğrayacağız. Bunu da buraya eklesene. Ana. Eklenmiyor mu? Allah Allah. Niye eklenmiyor abi? Soğuyacak bu. Lan öyle iş mi olur? Çok saçma geldi bana şu anda. Aynı yemekten buralara ekleyemiyor muyuz abi? Niye ekleyemiyoruz? Çok ilginç. Var ablacım var. Tavuk göğsümüz var. Yapı mağazasına bir hemen şöyle bay deyip yeni masalar yerleştirelim. Yeterli mi? Bence şimdilik yeterli gibi.
Hemen geldi. Allah! Aradan geçemiyorsun. Tamam abicim. Haydi bakalım. Efendim hoş geldiniz. Şu olay kötü oldu. Ek de yapamıyoruz üstüne. Soğuyacak bu. Yani. Bana müşteriler şikayet edecek. Neyse dur bakalım neler olacak nereye gidecek göreceğiz. Heh, o bitti. Isı bak 130'a düştü abi ısı. Bu kötü. O kötü bir şey işte. Efendim yine bekleriz. Siz bitirmediniz mi? Haydi. Başınızda bekleyeceğim böyle. Ablacığım beni bırakır mısın? Size de afiyet olsun şimdiden. Bir yandan da temizlik yapalım. Level 10 olmadan temizlikçi alamıyoruz. O birazcık sıkıntı. Bitti mi ablacığım yemen? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Yine bekleriz efendim. Bir tavuk göğsü daha yapacağız bence. 1 2 3 1 2 3 şöyle attık. Kırmızı biber. Hemen yeşil biber. Şuradan bir patates çözüyoruz. Efendim hesabınızı alacağım ama ecük bekletiyorum sizlere. Bunu yapmam lazım. Çok az kaldı. Tamam. Bunu da şöyle koyduk. Hemen geldim. Hemen geldim. Alayım hesabı. Alayım ablacığım. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Her zaman bekleriz. Her şeyi biz yapıyoruz kardeşim. Ne yapayım yani? Burayı açıp buraya işte mutfak falan koymuş Samet. Samet'ten gördüm ben. Mantıklı. Çok mantıklı. Şunu şuraya koyamamak mantıksız. Yani. Hani fazla müşteri gelir diye bekliyorduk ama. Gerçi level 5 olmak üzere. Level atlayacağız en azından. Efendim tabii ki buyurun. Buyurun. Ama işte bunu yaptık bak bu soğuyor şimdi. Hadi inşallah son tabaktır. Hadi son tabak. Hadi ablacığım. Al artık. Heh, hele şükür. Var abicim var. Bak ısı hemen %54'e düşmüş. O sıkıntı. Mangalı mesela söndüremiyoruz diyecektim. Mangal bitti. Evet. Ama akşam oluyor. Saatin kaç olduğunu görmüyorum. Evet level 5 olduk abi çok güzel. Level 5'e geçebildik. Bir sürü yeni malzemeler açıldı muhtemelen. Bak kıyma makinesi falan bir şeyler falan geldi. Ama bunlar galiba şey restorana şeyler geliyor. Gurmeler geliyor. O gurmelerden işte ne denir? Puan alıp ondan sonra galiba onlar açılıyor. Ablacığım beni bırak. Beni bir sal.
Bak, gün bitti ama bu tabak burada kaldı. Bunu silmezsek ne olur? Dursun bakalım, sabah bakarız. Bulaşıkları yıkayalım. Dükkanı kapatalım bir. Günü bitirdik. Bulaşıkları temizleyelim hemen. İşte temizlikte bulaşığa bakacak eleman çok önemli ki biz sadece mangalla ilgilenebilelim. Tabaklar iç içe koyduğumuz zaman böyle bir sıkıntı oluyor, yıkamıyor. Bak, şu an yıkamıyor. Hemen alıyorum şuradan şuraya ekliyorum. Ondan sonra yıkama geliyor. Masadan böyle üst üste toplayınca öyle bir sıkıntı yaratıyor. Böyle yapmak lazım. Hop. Şuradan alıp tıklanmıyor. İlla tek tek koyacağız böyle. 9. Bir tane de burada var. 10. Okey. Hadi bakalım. Dükkanda kirli bir yer var mı? Görünüşte yok. Dur lan. Açık değil. Ha. Tabelası ışıklı mı? Aa, ışıksızmış. Işıklı olay mı şeymiş? Lan içeride kaldım. Hemen gidelim, uyuyalım, günü atlayalım. Oyunumuzda kaydolsun. Sekiz yerine 9 yemek satmışız. Çok da bir şey değişmemiş yani. 8 müşteri gelmiş. Nasıl 9 yemek sattık biz? Müşteri 8. Yemek 9. O nasıl oldu abi? Anlamadım ama. Yeni tartar açıldı ama açmayacağız tabii ki. Son bir gün daha yapalım birlikte. Tahmin ediyorum bu yemek. Aa, gitmiş bile. Yok olmuş yemek. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hemen şuradan bir kömürümüzü koyalım. Çıramızı koyalım. Buradan bir patis koyalım. Hemen şöyle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesela buraya birden fazla mangal koyacağım yani. Ya da daha fazla, daha büyüğü vardır bunun. Muhtemelen vardır. Fotoğraflarında vardı çünkü. Daha büyüğünü koyacaksın buraya. Aynı anda tık 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 tık. Hem et yapacaksın işte. Ne oldu lan? İntihar etti. Hemen şunu doğrayıp servise koyalım, dükkanımızı açalım. Ha. Her gün bir menü koymamız gerekiyor buraya. Bak, hızlı yapmamıza rağmen yine de ısı %85 yani. 2,9 puan. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mesela şey yapalım. Şöyle bunları hazırlayalım. 2, 3. 1, 2, 3. Bu mesela burada hazır dursun. Abi yeşil biber bakta kaldı. Alamıyorum. Hemen hızlıca şunları. Bak, bunu da alamıyorum. Şuradan da patis.
Kaç oldu abi? 2 kişi. Toplamda 4 tabak çıkıyordu. Unutmayalım. Uyuyana kadar şunu koyalım şöyle. Efendim yine bekleriz. Siz de yine bekleriz. Arkaya çöp atmayanınız iyiydi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Tamam bak, iki müşteri geldiğine göre abi hemen tık tık. Bu da son tabağı alacak çünkü. Bak bitti. Ablacığım hemen geleceğim. Biraz bekleteceğim sizi. Hop. 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 Soğumadan hemen şuraya koymam lazım. %92 bak. Ne yaparsam yapayım %100 olmuyor, ısıdır mısıdır falan. Efendim yine bekleriz. Ama abi iki müşteri geliyor. Niye? Ya o kadar masa koysam da bir şey değişmedi. Ya hiçbir anlamı yok yani bu masaların o zaman. İki masa yeterli. Kimse gelip de üçüncü masayı sormadı yani. Gelip de üçüncü bir müşteri oturmadı. Ya yine bir kişi geldi. Var efendim, var. Burada. Hemen alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Yani değil mi? Var efendim, buyurun. 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 Bak, iki müşteri, üçüncü yok ortada yine. Efendim afiyet olsun. Yine bekleriz. O gidiyor, bu geliyor mesela. Öyle diyelim. Afiyet olsun. Son bir tane kaldı. Acaba şey olur mu? Başka müşteri gelir mi bunlardan başka? Daha gündüz ama ya, gelebilir. Daha gündüz abi. Lan olmadı. Lan. Tavuğu yakmayız inşallah. Lan kaç. Yanıyor. Çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Al. Tavuğu çevirmedik. Tavuk mahvoldu. Bundan bayağı bir puan kırılabilir bize. Aa, kırılmadı. Hayret. Oha, bayağı da iyi aldık ha. Efendim. Hemen. Hakikaten tek başına yapılacak bir iş değil bu ya. Vallahi tek başına yapılacak bir iş değil bu. Oha, tabağımız da kalmamış bizim. Sıfır tabağa düşmüşüz. Evet, günlük iş bitti. Hemen bu ablanın hesabını da çözelim. Yine bekleriz. Yine tavuk kaldı tabakta. Bu arada dolaba koyduğun zaman bozulmuyor o olayı. Bozulmuyor olabilir ama soğuk yemeği müşteriye veremiyorsun. Öyle bir durum var. Bu sefer müşteri puanını kırıyor.
İyi, mangalı sabahtan bir yakıyoruz. Gece dükkan kapanana kadar yanık kalıyor. O açıdan iyi. Ama yorumlara yazan arkadaşımıza sağ olsun teşekkür ediyorum. Ama bir işe yaramadı abi. Tek menü birden fazla müşteri demek değil maalesef. Olmadı. Öyle bir şey olmuyor yani. Tek çeşit yemek, birden fazla masa koydum. İki müşteriden fazlası gelmedi yani. Şöyle kapatalım. Yetenek puanı falan olayları var. Kesme ustası, maksimum servis. Tabak dolu tabaklarının limitini... Tam şeyine denk gelmiş. Limitini kademeli olarak arttırır. Bak bu mantıklı. Bunu şöyle satın alabiliriz. Tabak dolabındaki tabak... Kademeli. Bak. 22'ye 20 nasıl oldu lan? O nasıl oldu? Daha fazla tabağımız var artık. Şöyle bakalım. Kesme ustası. Kesme hızımızla alakalı sıkıntımız yok. Şimdilik para harcamayalım. Hızlı bulaşıkçı olabilir ama gün sonunda bırakıyoruz. İndirim onu. Satın alabilir tüm malzemeleri, objeleri kademeli olarak indirim. Daha sonradan bakarız. Ateş büyücüsü. Yiyecekler artık kademeli olarak daha yavaş yanar. Mantıklı. Alınabilir ama şimdilik sırf bunun için para harcamayacağım. 6 level olmak üzereyiz. Dediğim gibi ben bir dahaki bölüme 10 level olmak için uğraşacağım. 10 level olabilirsem videoyu o şekilde çekeyim. Bir sonraki bölümde inşallah olmuş olurum. Ona göre temizlikçi, yardımcı falan alalım ki biz gidip hesabı alıp tabağı al, koy, bulaşığı yıka, yemekle uğraş vesaireyle uğraşmayalım. Daha mantıklı olur, daha iyi olur bence. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama bence daha mantıklı olur. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.